Yanına savan. Bir de savan vardı. O şey Hazreti Peygamber Efendimiz kullandı. Hani ilgi kegemler gavru ders. Onun üstünde. Hani biz geliyoruz. Şimdi bu onlar öyle yıkma yokuş ya. Bu adamın kiyin farkı yok ama bu kaçsız alakası yok. Tüyanın gavru bilenmesi yok. Yani bizgekke tüyanın bağlı... Yok, tüyanın gözü Medine aslında işte karnışa diken cevabı veriyor. Biz geldik onu da koyuyor. Sahabeler bile ki derlerden ki bunlar diye bizgek hayda koyuyordu. Resulullah ki dua okuyorlardı. Şu bizgek cokfaya köşke. Hadiste var mesela. Bu tüyanın üstü bile bağlı mesela aldın keyimini yapıyor mu gibi. Yok, bu da umumi. Hemen eğer... Umumi abi. Yok, hemen o şey kesellik, unga dam solish masalasi, davolanish masalasini yig'ib kelsangiz, dam solish bilan kifoyalanmagan, davolanish bilan kifoyalanmaganlarni ko'rasiz. Hammasi. Islom ummati tabibga buyurarkan, dam solishni ham ihmol qilmaydi. Uni ham davom, sen dam sol o'zingga deyiladi. U ham inshaalloh shifo deyiladi. Dam soldirishlikdan inkor qilmaydi, lekin faqat dam soldiradigan bo'lib qolishlik jaholat. Faqat moddaga urg'u berib turib ruhiy holatni esdan chiqarish bu moddiy yunchilik bu. Islom ummati ikkala tarafni ham, jasadni ham, ruhni ham e'tiborga oladi. Ruh tetik bo'lishligini ta'minlaydi, jasadni o'rnida tarbiya qilish kerak bo'ladi. Ba'zi o'rinlarda bir ko'r odam keldi. Ko'r odam. Kelib, "Ya Allohni rasuli, duo qiling, ko'zim ochilsin" dedi. Ha? Dua kılın gözüm açılsın dedi. Şunda dua kılsam açıladı da sabır kılsan gözünge yakışı boladı dediler. Dua kılı oraya açılsın dedi. Onda iki rekat taharatını yengelep iki rekat namaz oku dediler. Keyin namazdan keyin Allahümme inni etevecehu ileyke Allahümme inni es'eluke ve etevecehu ileyke bi nebiyyike nebiyyil ummi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Deb boshlanadigan vasila duosini o'rgatdilar. Rivoyat sahih. Sahih rivoyat. Buni kim rivoyat qilgan? Usmon ibn Hunayfmidi? Radiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Bir rivoyatdan keyin u odam o'sha 2 rakat namozni o'qidi, duoni qildi, ko'zi ochildi. Bunaqalay ham bor. Bular payg'ambar alayhi salatu vasallamning mo'jizalariga dalolat qiladi. Mo'jizalariga dalolat qiladi. Endi bu Baqi mi, davami mi dese ümit kılınadı dua kılıçlıktan. Lekin maddi taminatke hem urgu veriş gerek. Ungem urgu verişlikini şart değil İslam ümmeti. Halbuki devletlerinin rivojlanışıdagi asasını, sohbetini başıda yapırdım. Avrupa nima uchun rivojlangan dese kanun cari kıyanı uchun. Kanun qanday cari kılınadı? Maddi holatlardan kip çıkıp cari kılınadı. Sizni daxilsizligingiz meni erkinlik chegaram bilan belgilanadi. Qonun bular. Baroati zimma. Qonun bu. Ad-dararu yuzal. Qonun bular. To'g'rimi? Al-bayyinatu ala man idda'a. Qonun hujjatlari bular. Bu qonun hujjatlari joriy bo'lganda kim amal qilishdan qat'i nazar kuchayaveradi. İmon şart emas yo'g'ida. Qonunlarga kim amal qilsa rivojlanaveradi. İmon bizga jannatda kerak bo'ladi, qiyomatda kerak bo'ladi. Dunyoda bizni iymonligimiz, fazilatimiz. O'sha qonunlarni biz o'zlashtirsak, biz kuchni qo'lga olamiz va iymonliklar qo'lida kuch bo'lganligi uchun butun insoniyat manfaat ko'radi. Agar iymonsizlar qonunlarni joriy qilsa, ular amal qilib kuchni qo'liga olsa, faqat o'zlariga manfaat ishlatadi. Qolganlarni boshiga balo qiladi ular. Hozir ko'rib turibmiz-ku. Virusni ham bir tashkilot qilgan qilmaganligi hech kim ayta olmaydi, garantiya bera olmaydi. Butun insoniyatni boshiga balo qilib qo'yishdi. Atom. Atomni kashf qilganlar bu fan deb ya'ni dinamitni kashf qilganlar tog'dagi konlarni ochadi deb Açamız deyip şu insanga faydalı olsun deyip kaşf kıldık bunu degen. Dinamitini. Lekin adamlar bunu adamlarını öldürüş işletti. Yani imansızlar koliga tüşkendenkin kural o zarar işleydi. Bizi vazifemiz yine kayıttattan uyganış.
Hazır, ekser cebhelerde kulağı oturup biz.